Valla öncelikle mazereti olan Trabzonsporla hiçbir mazereti olmayan Galatasaray derbisi izledik. Galatasaray'ın hiçbir mazereti yok çünkü bir hafta dinlendi. Bir oyuncu yazarım mesela Dubu'a sağlam olsa tam 11 ile çıktı derim ideal 11 ile. Ki Boe'de bugün Galatasaray adına maçın en iyilerinden biri. Rezerv takımdan geldi helal olsun. Antalya maçından bugüne kadar mücadelesi, hırsı, arzusu tam profesyonelmiş. Kampa gitmedi, hazırlık maçı oynamadı hocam. Evet. Keser, kötü keser, vurur avuta gider. Hiç oraya bakmıyorum. Rezerv takımdan gelip görevini yapıyor. Galatasaray'ın hiçbir mazereti yoktu. Ben şahsen Galatasaray taraftarı olsam şu an üzgün olurum. Trabzonspor'u bir daha böyle yakalayamam. Bu kadar eksik. 5-2 yenilmiş. Kopenhag Şampiyonlar Ligi önerilmesi oynanmış. Demoralize olmuş. Oyunun içinde o demoralize olduğunu hissediyorsun. Koskoca Trabzonspor ön tarafta Canelili, Trezegili, Cornelius'lu ilk yarı bir tane Cornelius indiriyor. Canelinin direğe vuran pozisyonu başka bir şey yok. Bardi oyunun içine giremiyor. Orta sahadan Dorukhan Siyopis ön tarafa gidemiyor. Sağ bek Larsen ofansa çıkamıyor. Sol bek Eren orta sahayı geçemiyor. Bartla görevini yapıyor. Yani bu Trabzonspor'u bulup gol atamaması Galatasaray'ın çok ilginç. Pozisyonlara girdi mi? Girdi. İlk yarı bir Seforovic izledik diyeceğim de Seforovic oynadı mı şüpheliyim. Ya Seferovic ne oldu sana daha girer gelir gelmez ikinci dakika topa dokundun. Muhteşem bitiricilik yaptın. Offside'de yaşıyor. Sen offside'de olan bir forvetle rakip kaleye nasıl gideceksin ilk yarı? Her verdiğin pozisyonda 2 metre offside'de. Hani böyle milimle de offside'de değil. Ne baskı yapabiliyor ne top tutabiliyor. Seferovic bana hiç demesin. Kerem formsuz, Yunus formsuz, Mertens pans vermiyor pozisyona giremiyorum demesin. Son yarım saat Gomis iki tane pozisyona girdi. Sen istekli arzulu olsan, fit olsan, koşsan pozisyona girersin. Gomis pozisyona girdi. Gomis şu an daha formda. Bir sonraki maçta da büyük ihtimal Gomis 11 oynayacak. Ya Galatasaray'ında tarihinde var mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar baksın. İlk 4 hafta 2 gol atan bir Galatasaray. Nasıl 2 gol atabilirsin ya? Hani çok az yani. Bugün evet ikinci yarı pozisyonlara girdik. Kerem'le, ilk yarı Mertens'le, Gomis'in kafası <laughs> Ya Galatasaray 97'de Van Anolt artık maç bitiyor şut denedi. Bak Muhammed maçın oyuncusu. Çok kritik pozisyonlar çıkardı. Tebrik Mehmet. ediyorum. Dün var ya belki uyumamıştır ha çocuk heyecandan. Doğru. Kolay değil bu maça çıkıyorsun. Helal olsun tebrik ediyorum. Muhteşem bir maç oynadı. Ama bak burada Muhammed'i eleştirirsen şekilde söylemiyorum. İlk defa maçı çıkmış bir oyuncu da heyecan vardır. Rakip takım kim olursa olsun şut denemesi lazım. Galatasaray şut denemiyor ya. Merkezden şut denemiyor. 97'de Van Anolt Ki böyle çok pozisyon var yakaladı. Bak 4 hafta, 4 hafta 7 puan, 2 golüm var. Puan olarak 5 puan kaybetmişsin, 2 gol atmışsın. Galatasaray'ın gidişatı iyi değil. Bak gerçekten iyi değil. Ve bu oyuncularla çok daha iyi oyun, iyi oyun oynaması gerekiyor. Bugün kötü bir Galatasaray, Trabzonspor'a göre kötü bir Galatasaray görmediniz. Ama bu yapılan transferlerle daha, daha iyisini daha bekliyordunuz. Şimdi ofansif Başlangıç olarak. olarak. Ofansif ya, kazanabileceğin olarak... maçı bile kazanamadın. Gol atamıyorsun. 10 -10. Baştan önce dedim ki gol Buyur. olmazsa sürpriz olur. Demez olaydım bir daha demeyeyim. İlk defa oldu bu arada. Ama Allah'ın seyirci <laughs> Allah bu kadar. Offside'da yaşayan Seferovic'den nasıl gol bekleyeceksin? <laughs> Kopenhag maçındaki performansını alıp bu maça taşıyan Cornelio Sağın içinde var mı Sant yok mu? Canorlar bunlar bunlar yani olur. Yani ne oldu bu oyunculara? Bu Trezeguet gözünü seveyim sen Başakşehir'e bir geldin. Asist, gol, yağmur gibi akıyorsun. Vakayeme baskısı mı var? Bilmiyorum yani. Bak girmesin o baskıya dedim. İçinden Vakayeme çıkmaz kimsenin öyle kolay değil yani o sihirbaz o. O tarz bir oyuncu değil zaten. Değil. Yani Ama biraz... bu kadar da kötüsünü beklemiyordum. Yani... Şeyi çok beğendim oyuna giren Gubamen mi, Gubamen mi? İsmiden Gubamen. Farklı farklı. Ben de çok beğendim. Boy, boş, fizik, orta Gubamen. sahayı kapatıyor. İki tane atlar pas arasına attı. çok güzel paslar attı. Evet. Kuasi, ya bir şey söyleyeceğim. Kuasi, Abdullah hocam kazanmaya çalışma. Gerçekten. Çok sabrediyor Kuasi'ye. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey verdiği yok. Bu kadar çabuk. Yetenekli geçen sene kupa maçlarında izlediğimiz... Onu soracak, Caneni mesela ilk yarının kötü oyuncularından mıydı? Kim? Caneni mesela ilk yarının kötü Kötü, on... Ya Yani Kovas'la değiştirmesi doğru o, mu? Caneni'nin aklı, aklı dakika altı Kopenhag maçı karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda kalmış. Bugün o Caneni yoktu. Hani nerede o geçen seneki Caneni? Trabzonspor'un bak mazereti var diyorum. Hamşik yok, Bakasetas yok, Abdülkadir yok, Uğurcan yok, Visca yok. Bak beş... Vakayemi desey altı takımın tamamı değişmiş. Evet Galatasaray'da değişti ama Galatasaray'da geçen sene iyi olan Kerem de yok ortalıkta. Geçen sene Adana Demir'de uçan Yunus da öyle ara sıra bir parlıyor. Bugün bu arada yine Bu arada yine Yunus alıyor Okan Hoca. Kerem duruyor. Yani Okan Hoca bazen mesela Seferovic'i 11'de mecbur oynatma düşüncesiyle oynattığını düşünüyorum. Mesela hak etmedi normalde 11'de oynamayı. Her mevkinin adamı Cibamin. Asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen defans ve orta sahanın her bölgesinde oynayabilen fil dişili oyuncu, Trabzonspor teknik direktörü Avcı'nın pas oyununa da yatkın bir isim orta sahanın iki yönünde de forma giyen isim arayışında olan Trabzonspor, Everton'da oynayan Jean-Philippe Cibamin'i kiraladı. 1 metre 86 santim boyuyla dikkat çeken futbolcunun öne çıkan özelliklerini sizler için analiz ettik. Altyapı eğitimini Fransa'nın Lens Kulübü'nde aldı. 2016'da Alman ekibi Mainz'a 5 milyon euroya transfer oldu. 3 sezon sonra 25 milyon euroya Everton'a gitti. Ancak büyük umutlarla başlayan ada kariyerine sakatlıklar damga vurdu ve İngiliz ekibinde sadece 8 maçta forma giydi. Uyluk sakatlığı, aşil tendonu yırtığı ve iç bağlar probleminden dolayı toplamda 619 gün sahalardan uzak kalıp, 86 maç kaçırdı. Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçirdi. 13 maçta 4 gole, 2 gol eksi 2 asist etki edip eski günlerinden esintiler sundu. Cibamin, ön liberonun yanı sıra stoper, sol bek, sağ bek ve orta saha gibi çeşitli mevkilerde görev yapabiliyor. 1 metre 86 santimlik boyu ve güçlü fiziğine rağmen topla dikine giden fil dişli futbolcu, uzaktan şut atmayı seven ve pas oyununa da yatkın bir isim. Agresif oynamasına rağmen fazla kart görmüyor. Kariyerinde 5 kez sarı ve kırmızı kart nedeniyle ceza aldı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Cibamin, Everton'da yıllık 1.2 milyon euro kazanıyor. Andreas Cornelius'tan Kopenhag itirafı. Sıkışıp kaldım. Trabzonspor'da iki Kopenhag maçında da gol atamayan Cornelius, Danimarka basınına yaptığı açıklamada takımın ağır oyununu eleştirdi, yeterince hızlı oynamadığımız için iki stoper ile altılı arasında sıkışıp kaldım, diye konuştu. Trabzonspor'un en büyük gol umutlarından Cornelius, hem Kopenhag'a elenmelerini hem de kendisinin iki maçta da suskun kalmasını Danimarka basınına değerlendirdi. Ekstra Bledet gazetesine konuşan ve öncelikle kendisinin rakip defans arasında sıkıştığını belirten Bordo Mavili futbolcu, beni marke eden Denis Vavro'nun yeterince baskı altında olduğunu düşünmüyorum. Yeterince hızlı oynamadığımız için maç boyunca iki stoper ile altılı arasında sıkışıp kaldım, diye konuştu. Cornelius maç ve kendilerinin favori gösterilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Maçı kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum. Biz de oynadık ama onlar oyun boyunca savunma yaptılar. Beklendiği gibi oldu. Biz sadece ihtiyacımız olan golleri bulamadık. Favori olmak ya da olmamak önemli değil. Bizi üzecek bir sonuç aldık ve bundan rahatsızız. Ancak yine de maçlardan önce favori olduğumuzu iddia edeceğim ancak her zaman favoriler kazanmıyor." dedi. Maçtan sonra eski kulübüne mesaj verecek kadar kibar olmadığı yorumu yapılan haberde, Danimarkalı golcü, eski takım arkadaşlarını sadece tebrik ettiğini belirtti. Bir hayal gerçek oldu. Danimarka basını da zorlu maça geniş yer ayırdı. Ekstra Bledet, Kopenhag'ın yeni kralı, başlığını atarken, Parken stadındaki ilk maçı 2 ila birlik bir sonuçla kazanan Kopenhaglılar rövanşta en zeki ve en olgun takımdı. Bu nedenle de şimdi bankadaki hesabında 200 milyon kron, 500 milyon TL var ifadelerini kullandı. TV2 Sport, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında Kopenhag tarihinde 5. kez yer alacak. Çünkü, Şampiyonlar Ligi elemelerinin son aşamasında Cornelius ve Larsen'li Trabzonspor'u elediler, sözleriyle galibiyeti duyururken, Doktor Sport da, bir hayal gerçek oldu, başlığını attı, Kopenhag'ın bu denli ilerlemesinin arkasındaki kişi, Trabzon'da mükemmel kurtarışlar yapan kulübün kalecisi Avustralyalı Matthew Rian'dı, değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor'a yeni sponsor. Trabzonspor Kulübü, Kripto Para Borsası Clear White Solutions Limited Whitebit ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığını duyurdu. Bordo Mavili Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sponsorluğun bu sezondan itibaren başladığına işaret edilerek, yapılan anlaşmaya göre, Whitebit, şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1 milyon 500 bin avro olmak üzere, 3 futbol sezonu için toplamda 4 milyon 500 bin avro ödeme yapacaktır denildi. Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası. Neden gerçekleşmedi? Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililerin gündemine gelen isimlerden biri olan Halil Dervişoğlu transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. Trabzonspor yönetimi oyuncu ve kulübü Brentford ile görüşme gerçekleştirdi oyuncu için istenen bonservis bedelinin yüksek olmasından dolayı Bordo Mavili kurmaylar kiralama yoluna gitti. Ancak Halil Dervişoğlu kiralamaya sıcak bakmadı ve kiralık olarak gelmek istemediğini belirtti. Bunun üzerine Trabzonspor transferden vazgeçti. Trabzonspor'un eski yıldızı şimdi nerelerde? Adrian Mierzewski. Trabzonspor forması altında 3 sezon Süper Lig'de de forma giyen Polonyalı orta saha kariyerini hangi takımda sürdürüyor? Profesyonel kariyerine 2003 yılında ülkesi ekiplerinden Stommel-Austin ile başlayan Adrian, 8 sene Polonya'da birkaç farklı takımın formasını giydi. 2011 yazında Trabzonspor'a imza atan Mierzewski, Bordo mavili forma altında 3 sezon geçirdi. Türkiye macerasının ardından Polonyalı oyuncu ülke ülke gezmeye devam etti. Suudi Arabistan'da Al-Nas, Birleşik Arap Emirliklerinde Sharjah ve Avustralya'da Sydney'de forma giyen oyuncunun son adresi ise Çin oldu. 35 yaşındaki Adrian 2018'den beri Çin'de oynuyor ve birçok takım gezdi. Son takımı ise Henan Jianye.